Son günlerde bazı telefon çağrıları binlerce kişinin kabusu oldu. Öyle ki pazarlamacılardan gelen o çağrıları meşgule bile alsanız olmuyor. Bu kez de sesli mesaj bırakıyorlar. Peki bu çağrılardan kurtulmak mümkün mü dersiniz? İşte cevabı. İnternetsiz ev kalmasın. Sizi de arıyorlar mı? Günde 1500 kere arıyorlar. Aşırı. Tatildeydim geçen hafta. O kadar sık boğaz ettiler ki. Engellemekten bıktım artık. İllallah diye böyle bir haykırmak istiyorum. İşte telefonlar böyle sürekli çalıyor. 0850'li bir numara arıyor genelde. Sürekli telefonu kapatıyorum suratlarına maalesef. Arıyorlar, arıyorlar, arıyorlar. Meşgule veriyorsunuz. Sanki 40 yıllık arkadaşınızmış gibi. Bir de sesli mesaj bırakıyorlar. Çok sinirleniyorum çünkü müsait misiniz diyen yok. Çok erken saatlerde taciz boyutuna kadar yıpratıyorlar. Türkiye'yi uzun süredir taciz eden telefon pazarlamacıları işi sesli mesaja kadar uzattı. Milyonlarca kişi isyan ediyor. Hem de nasıl? Çok bıktık. Açmak zorunda kalıyorum çünkü ben telefonla çalışan biriyim. Hı. Müşteri arıyor zannediyorum. Açıyorum internet, açıyorum internet. Telefonun ucundaki o ses bazen ev interneti, bazen su arıtma cihazı ya da kombi temizliği pazarlaması yapıyor. Cebimdeki paraya gözüküyorlar. Engelliyorum beni arayan numaraları. Farklı numaralardan da sürekli aramaya devam ediyorlar. Aramasınlar. Aradığınız Gülten Hanım'a şu anda ulaşılamıyor. Beni de aradılar internetsiz ev kalmasın diye. Ben de artık o kadar bıktım ki meşgule verdim. Sonra da bir de ne göreyim? Bakın sesli mesaj bırakmışlar. Hayır zaten artık otomatiğe bağlanmış bu bilgisayar. Bu mesajları dinlersen bir de üstüne para ödemem gerekiyor. Bilmiyorum bunlar nasıl engellenebilir. Asıl soru şu. Kişisel verilerimizi kim paylaşıyor? Vallahi güzel soru. Onu bir yakalasam. Kurumsal firmalar zaten reddetme seçeneği sunuyor bu tarz mesajları ve çağrıları. Ama bunun gibi emrivaki yapan çağrıları da engellemenin bir yolu var. Ya CİMER'e şikayet etmek ya da E-Devlet üzerinden suç duyurusunda bulunmak. Gerçekten bunlarda bir düzenleme olmak zorunda. İnsanlar çok mağdur oluyor.